bak minicim. Deniz bana bir söz vermişti. Ama anlaşılan aldığımız kararı henüz sana söylememiş. O yüzden şimdi ben söylüyorum. Seni artık ikimizin arasında istemiyoruz, tamam mı? Ya sen kör müsün ya? Sen kim oluyorsun da bu odaya böyle girebiliyorsun? Bu ne cesaret be? Yazık sana. Sakın aşk hastalığı olmasın. Ama bak ben ona bir şey yapamam. Sana şöyle bir aşk doktoru falan lazım, ha? Demek canın yanıyor. Çok güzel. Bu hiçbir şey değil o zaman. Eğer dün duyduklarını Aslı ile Deniz'in arasını bozmak için kullanmaya kalkıp da Aslı'ya en ufak bir şey söylersen işte o zaman tam yakarım canını. Hı? Şunlara bak ya. Hemen şey yapın onlar, ortalığı karıştırır onlar. Ben doğruyu söyleyeceğim zaman da tehdit edip susturmayayım. Yok böyle bir şey. Mahvettim seni Aslı bu sefer. Sana bomba gibi haberlerim var. Efe ile her şeyi düzelttik. Birlikteyiz artık. Hadi ya, nerede şimdi o? Şey, Aslı'nın çok ihtiyacı mı varmış neymiş? İkisi birden gittiler. İkisi birden ha? Öyle vallahi. Deniz Efe'yi aradı, sonra çıkıp gittiler. Neyse, Cem nerede? Sen niye böyle yalnızsın? Merak etme güzelim ya. Bunlar benim son yalnız görüşlerin olacak. Tadını çıkar. Aa, ne dedim ben buna şimdi ya? Deniz ne yapacağım ben şimdi ya? O kadar çalıştım, sınav kazandım diye seviniyordum. Henüz ölü bir insan vücudu bile görmeyi tahammül edemediğim ortaya çıktı. İşte sana babalık haberini vermemem lazımdı. Hepsi benim suçum. Ya bunun onunla ne alakası var ya? Ya var tabii. Anlattığına göre her şey üst üste gelmiş. Yani sana bu haberi vermeseydim büyük ihtimalle o morgdan göğsünü gere gere çıkacaktın. Peki ya yanılıyorsan? Ya öyle bir ihtimal yoksa? Ya ben her gördüğümde böyle düşüp şak diye bayılacaksam? Yapma hayatım. Abartıyorsun. Bak ben sana güveniyorum. Ve eminim bunu tekrar denediğinde bunu yaşamayacaksın. Deniz beni anlamıyorsun sen ya. Ben bunu anneme nasıl açıklayacağım? Kadın benimle ilgili o kadar büyük umutları var ki. Her şeyini benim için seferber etmiş durumda. Ya ben bittim ya. Of. Tamam tamam. Anlaşıldı. Senin sinirlerin bozulmuş. Kapatalım bu konuyu. Hem bak ne diyeceğim sana. Benim bugün 2 saat dersim var. Ondan sonra annemle alışverişe çıkacağız. Gelsene sen de kafan dağılır hem biraz. Ya bunun annenin pek hoşuna gideceğini zannetmiyorum Deniz. Yapma Aslı. Gördün işte kadını. Sana ne kızdı ne de bir şey söyledi. Yani biz kazandık anlasana. O da artık kabullendi bizim ilişkimizi. Ya üzgünüm. Keşke senin kadar iyimser bakabilseydim ama bu hiç iyi bir fikir değil. Anlaşıldım. Annem haklı galiba. Hangi konuda? Yani o seni kabul etse bile senin geçmişte yaşananlara takılıp onu kolay kolay kabul edemeyeceğin konusunda. Ya Deniz eğer sen de buna inanıyorsan beni hiç tanımamışsın demektir. Ben şu an hayatımla ilgili çok önemli bir konuda tam krizin ortasındayken sen kalkıp zengin şımarık çocuklar gibi yok efendim alışverişe gidelim, para saçıp biraz rahatlayalım demeni de aklım almıyor. Ne yani? Hayatımdaki en önemli iki kadının birbiriyle iyi anlaştığını görmek istemem bencillik mi? Ya ben öyle demek istemedim. Ne demek istedin peki? Vay muhteşem ikili, ne yapıyorsunuz? Çok beklettim mi ya? Gel kardeşim, gel, hoş geldin. Bugün birinin sinirleri tepesinde yine. Ne söylesek yanlış anlıyor. Ya ben alırım onun sinirlerini, pamuk gibi yaparım da sen nereye? Benim gitmem lazım. Sevgilim sen şimdi gelmiyor musun? Deniz hiç sırası değil. Bak Aslı, hiçbir şey böyle çözemeyiz, tamam mı? Ama fikrini değiştirirsen seni 4 gözle bekliyor olacağım. Sana emanet kardeşim, Allah kolaylık versin. Ben ne yaptıysam olmadı. Beni öpmeyecek mi ya? Evet kuzucuğum, anlat bakalım. İstersen çocukluğundan başlayalım ha. Hoş, onun da hepsini biliyorum ya. Alo Candan abla. Aslı'nın yanındaydım, açamadım. Kusura bakma, dinliyorum şimdi. Neden bu parayı çantama koydun Deniz? Ben bu parayı almayacağımı sana söylemiştim değil mi? Başka ne yapabilirdim Canan abla? Hadi sen söyle.
Yani ihtiyacın olduğunu bile bile sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ya ne olursa olsun ben bu parayı alamam Deniz. Bak, bugün buluşalım. Sen bu parayı alıp babana geri ver, tamam? Bak, her şeyi iste ama bunu benden isteme Canan abla. Bu ilk ve sondu zaten. Bir daha aranızda kalmak istemiyorum. Anla lütfen. Hoşça kal. Merhaba. Ben üçlü test yaptıracaktım da. Tamam, sevk kağıdınızı alayım. Yalnız ne kadar? Ya benim yanımda birazcık az para var da. Sizde senet yapılıyor mu? Maalesef. Ama kredi kartınız varsa taksit yapabiliriz. O halde üzgünüm. Sadece nakit ödeme alabiliyorum. Sizde ne kadar var? Ya en iyisi ben daha sonra geleyim ya. Ne yani? Bütün olay şimdi bu mu? Ha? Sevgili Güzin abla, ölü görünce, kan görünce dayanamıyorum, şak diye düşüp bayılıyorum. Ya ben doktor olamazsam? Rumuz süt kuzusu. Ya Efe dalga geçme ya. İnsanların benimle ilgili ne kadar büyük umutları var sen bilmiyor musun? Ya kızım herkesten sana ne ya? Sen önce kendinden umudu kesmeyeceksin. Yani ölü görüyorum, kan görünce düşüp bayılıyorum diye koskoca tıp fakültesi bırakılır mı ya? Yürü kalk gidiyoruz. Nereye? Bu olayın üzerine gidiyoruz ya. Kalk kalk hadi. Yürü. Kahvemi bile içemedim. Yürü. Aşkımızın uğruna sonunda evinden de oldun be sevgilim. Yok. Ya ona öyle demeyelim. Benim yerim artık senin yanın diyelim. Polis evi diyorsun yani. Aşk olsun Metin. Ya hiç romantik değilsin. Nerede kaldı o? Boğaz'da, arabalarda, fasıllarla evlilik teklifi yapan adam. Buradayım Gönül yani. Bak yanındayım, bir yere gittim yok, görüyorsun. Ay, hiç de öyle değil. Bak nişanlının yüzüğü kaybolmuş. Hadi gel sevgilim, bir yüzük daha alalım diyeceğine bir de insanların içinde hesap soruyorsun. Nerede düşürdün, nasıl düşürdün diye. Ha sen kaybolmayan yüzük istiyorum diyorsun yani, ha öyle mi? Ayıp ediyorsun sevgilim, sana bir yüzük alalım nedir yani? Canın sağ olsun. Ya şaka maka da Metin. Biz ne zaman seninle şöyle bir akşam doğru dürüst baş başa bir şeyler yapabileceğiz? Yani hep problem, hep problem. İllallah yani. Vallahi sen bu gece arkadaşlarıma gitmeyeceğim de bana, ben sana süper bir program ayarlayayım. Ya nasıl yani? Böyle baş başa, mum ışığında, şaraplı falan yemek gibi mi? Vallahi dur bakalım, aklımızda bir şeyler var. Yani duruma göre bir şeyler ayarlayacağız. Deniz. Ne haber Mine? Derse girmem lazım. Geç kalmak üzereyim. Ya benim de seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Çıkışta ne yapıyorsun? Vallahi annemle alışverişe gideceğiz. Belli olmaz. Belki Aslı da gelecek. Yok Deniz ya. Ne Aslı ne annen. Benim seninle yalnız konuşmam lazım. Tamam o zaman yarın sabah kantinde buluşur konuşuruz ha. Deniz. Ya anlamıyorsun galiba. Önemli diyorum. Akşam bize gel odamda konuşuruz. Odanda demek ha? En son ben senin odana girdiğim zaman beni dövmekten beter etmiştiniz. Mine bak Aslı artık bu konuları olgunlukla karşılıyor. Efe sen ben ve o. Yani bizi dört kişi olarak görüyor. Hatta dün dördümüz için gidip dört tane balık almış. Bir tanesinin adı da Mine. Aman şekerciğim. Neyse tamam. Akşam bize gel, olmadı dışarıda konuşuruz. Tamam orada olacağım akşam. Mine. Bu Cem'le mi ilgili? Okula girerken suyla karşılaştım. Canının sıkkın olduğunu söyledi. Ayrıldınız mı? Yok Deniz ya. Bunun ne Cem'le ne de bir başkasıyla ilgisi var. Bu direkt seninle ilgili. Neyse akşama görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.